Bana bir hikaye anlat diyorsunuz. Olur. Size bir hikaye anlatayım. Ama kalbimi açabilir miyim? Bilmem. Ne zaman bir hikaye anlat deseler, ağaçları düşünüyorum. Rüyamdaki ağaçları. Bir zamanlar bir hikaye anlatmıştım. Kalbimi açmıştım. Ama yalnız ben değildim anlatan. Herkes bir hikaye anlatıyordu. Ben de neden bilmiyorum, ağaçları düşlüyordum. Ama o zaman gençtim. Hayır. Ben artık delikanlı değilim. Delikanlılığım çok gerilerde. Anlatacağım hikayenin başlangıcında kaldı. O zamanlar gençtim. Ateşliydim. Babama kafa tutmuştum. Aklım İstanbul'da okumaktaydı. Önce İstanbul'da, sonra okumakta. Babamın sözünü dinlemedim. Ayrıldım. O da harçlığımı kesti. Bir akrabamın yardımıyla bu işi buldum. Pavyon fotoğrafçılığının bir meslek olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Babamla en fazla 6 ayda barışırız diye düşünüyordum. Hayır. 6 ay sonra babam değil, esrarengiz bir adam aradı beni. Sonraları uşak olduğunu öğrendiğim bu adam, beni şehrin arka sokaklarında bir eve götürdü. Orada bir kadın. Hoş ve güzel bir kadın. Benden pavyonlarda, gece kulüplerinde, içki masalarında çektiğim fotoğrafları getirmemi istedi. Her sabah. Fotoğrafları neden istediğini söylemedi. Bu iş karşılığında iyi para teklif etmişti. Kabul ettim. Bütün gece fotoğraf çektikten, resimleri banyo ettikten sonra sabaha doğru küçük odamda azıcık kestirir, sonra yola koyulur. Şehrin yeni uykudan uyandığı puslu sabahlarda, çıplak kestane ağaçlarının altından yürürken, kadının fotoğraflarda ne aradığını düşünürdüm. 2 yıla yakın sürdü bu. Her sabah tutkuyla elimdeki yeni fotoğrafları kapıp masasına oturur ve çekmiş olduğum yüzlere uzun uzun bakardı. Hakkında tek bildiğim, babasıyla çektirdiği bir çocukluk fotoğrafıydı. Yıllar sonra ne aradığını anlamıştım. Bu adamın yüzü o kadar boş ve acıklı ki. Hemen anlaşılıyor. 3 çocuğu olmalı. Çocuklar sabah akşam dövüşürler. Adam da rüyasında bahçeli bir ev görür. Başka fotoğrafı var mı bu adamın?
Hepsi burada. Çekmedim. Niye? Ötekiler gibi bir yüz. Değil. Yüzü bir hikaye anlatıyor. Anlamlı bir yüzün hep bir hikaye anlattığını söylerdi babam. Kim bu adam? Bilmiyorum. Ama sanki onu yıllardır tanıdığımı hissediyorum. Bana onu bulabilir misin? Garsonu tanıyorum. Sorarım. Başka fotoğraflarını da çek. O olduğuna iyice emin olmak istiyorum. Hayatta en çok ne istediğini sor ona. Rüyalarında ne gördüğünü sor. Rüyaların tamamlanıp tamamlanmadığını. Yoksa unutuyor mu? Rüyalarında yüzler siliniyor. Karışıyor mu? Hatırlıyor. Kendisi olabiliyor mu? Ustura kullanıyorsun. Bir kere jilet kullanayım dedim. Köpüğün altından başkasının yüzü çıkacak sandım. Usturamı tam 35 yıldır terk etmedim. O da bana ihanet etmediği için. Bak bak. Altından kendi yüzüm çıkıyor. Tanıyor musun bunu? Hayır. Bunu? Niçin soruyorsun? Benim hanımın hemşerisidir o. Belediye otobüsünde şoför. Hangi hatta? Eyüp Eminönü. Sen çektiydin bunu. Bu arkadaşı arıyorum. Cüzdanını unutmuş. Unutur, dalgındır. Saatçidir. Dükkanı nerede? Durağa gelince gösteririm. Daima mutlu saatler göstersin size. Çalışıyor. Eski sesini de çıkarıyor mu? Tam eski sesinin aynısı.
Hoş geldin. Şuna bir bakar mısın? Nesi var? Bir derdi var ama bilmiyorum. Artık saatler hiç bozulmaz diye düşünürdüm ben. Neden? İnsan yapısı değil artık saatler. Ama seninki insan yapısıymış. Bak işliyor. Dinle. Zemberek kurtulmuş. Nereden anladın bir derdi olduğunu? Öyle hissettim. Huzursuz ediyordu beni. Herkes bu kadar hissedebilseydi, dünya bambaşka bir alem olurdu. Hiç kimsenin akıl edemediği bir parça takacağım saatinin kalbine. Ne saatin ne de sen huzursuz olacaksın artık. Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım? Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir. Nedir bu sır? Bilmiyorum tam ne olduğunu. Ama akşam dükkanı kapar eve giderim. Ev sessizdir. O kadar sessizdir ki dükkandaki saatlerin tıkırtısını duyarım sanki. Kapıları kapayıp kepengin dedikten sonra karanlıkta saatlerin tıkır tıkır işlediğini düşün. Hepsi boş ve karanlık dükkanda. Bir anda. İşte bu düşünce de huzurumu kaçırır delikanlı. Oldu. Borcum? Hayatta ne olmasını istersin en çok? İnsanlara saatleri anlatmak isterdim. Mekanizmaların inceliğini, yayların korkunçluğunu, çarkların karanlığını. Şimdi kimse saat nedir farkında bile değil. Belki bunun için insanlar kederli. Belki bunun için kendi hikayelerini bile anlatamıyorlar. Akreple yelkovanın arkasında nasıl bir can vardır hissetmiyorlar bile. İnsanlara saatlerin sırrını anlatabilmek isterdim. O zaman uykudan uyanır gibi dünyaya yeniden gözlerini açarlardı. Kederlerinden kurtulurlar. Belki kendi hikayelerini bile anlatabilirlerdi. Ancak bir saatçinin yüzü bu kadar tuhaf, şaşırtıcı olabilir. Her şey var bu yüzde. Keder, korku, aşk, bir harita. Yanılmamışım. Senin cinsinden hiç değil o. Bana onun rüyalarını bir daha anlat.
insanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Onun kelimeleriyle söyle. Onun kelimeleri yoktu sanki. Bazı insanlar vardır. Hikaye anlatırlar sana. Eve döndüğünde kafan bu hikayelerle doludur. Ama adamın söylediği tek kelimeyi hatırlamaz. Rüyalarımda ne güzel şeyler görüyorum. Ama sabah uyanınca hiçbirini hatırlayamıyorum. Hatırlayabildiklerim yalnızca bunlar. Bir ayna, bir ütü, bir lamba. Gülüşü nasıldı? Kimin? Saatçinin. Kederliydi. Kederliydi değil mi? Beni ona götür. Başka fotoğraflar da var. Bakmayacak mısın? 2 yıl birlikte aradık. Şimdi beni ona götür. Lütfen. Şimdi mi? Hı, şimdi. Aradığın değil o. Babam astı onu. Beni korusun diye. Tam 20 yıl sonra bu arabayla bir yüz arayacağımı biliyordu çünkü. Babam hep bir gün kasabaya döneceğimizi söylerdi. Bunu orada güzel arabatlarına takarlarmış. Benim yata binmemi isterdi hep. Evden mektup geldi. Babam hastaymış. Birçok kere bütün o yüzlere neden baktığımı sana anlatabileceğimi düşündüm. İnsanlara bakınca anlatmak istiyorum. Sonra ama anlatmak istemiyorum. Hangisi? İlerideki. Parmağınla gösterme. Şimdi oduncu önünden geçti. İşte orası. O mu? Değil. Tabii değil. Kemerleri sıkmazsanız ben bu işte yokum dedim. Abi kemerleri olduğunu ne biliyorsun? Sen ne diyorsun? Ben bu şehre ilk geldiğim gün otel odasında vallahi çift kişiyi... Sonra
Sonra tabii derdini anlatabilirsen anlat. Dükkanın olduğuna emin misin? Eminim. Acaba beni nasıl karşılar? Merhaba. Nasılsınız? El sıkışacağız. Ona babamı anlatacağım. Ellerini bir daha anlatır mısın? İşini bilen eller. Gülüşü? Gülüşü nasıldı? Kederliydi. Sinirlerim bozuldu. Eskiler alırım. Eskici. Hani eskici. Eskiler alırım. Bak o. İşte o. Göremiyorum. O işte. Kaybettik. Babam ben küçükken bazen birdenbire kayboluverirdi. Bazen oyun oynadığımız için kaybolurdu. Evin içinde bir yerde köşenin arkasında buluvereceğimi düşünür. Saatlerce arardım. Bazen de hiç haber vermeden kaybolurdu. O zaman ilk başta oyun oynuyor diye düşünürdüm. Bir yere gizleniyor, demek oyun oynuyor. Bir an önce bulayım. Babam uzun boylu ve inceydi. Yüzü yumuşak. Bakışları da kederli. Ama her zaman öyle değildi. Yanlış bir şey yaptığında kaşları çatılır, yüzünde her şey karışırdı. Öyle zamanlarda, bana çok kızdığı zamanlarda ortadan kaybolurdu. Babamın bana kızmasına dayanamazdım hiç. Kızma baba, ne olur derdim. Ata daha iyi bineceğim, sıkı sıkıya yapışacağım, eğerin üzerinde dimdik duracağım. Sen kaybolunca ben dayanamıyorum. Evin içinde saatlerce arar, 40 kere baktığım yerlere tekrar tekrar bakardım. Neredesin baba derdim. Çık artık ortaya. Bir daha yapmayacağım. Hava kararıyor, korkuyorum. Gizlenme, istediğin gibi olacağım. Kızma baba, ne olur. Gizlenme. Ev borç, ne olur, ne olur. Thank you.
Ağlama. Ağlama. Lütfen. Çok susadım. Su getirir misin bana? Su mu? Su. Su var mı? Anlamadım. Su var mı? Var. Nereye gitti biliyor musun? Hayır. 20 yıldan sonra 2 günde çıktı. Eşyalar? Her şeyi bu eskicilere satmış. Kapalı. Nereye gitti? Kırklara karıştı. Nasılsınız? El sıkışacağız. Ona babamı anlatacağım. Ellerini bir daha anlatır mısın? Gülüşünü. Bir yüzü diğerinden ayıran nedir? Bir hikaye. Anlamlı bir yüz.
hep bir hikaye anlatır. Susadım. Su getirir misin? Telgrafınız var. Baban öldü. Eve gel. Burada uyuma, üşüyeceksin. Yüzün kül gibi. Bu ses nedir? Bir ses duymuyorum. Babamın gözleri kapanmıyor. Babamın gözlerini kapamak için... Babanızın gözleri kapanır artık. Merak etmeyin siz. Hep böyle olsun isterdi. Hepimiz bir masanın etrafında. Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var. Bu hafta Mandıra'ya gidersiniz. Ne var ne yok orada, satıp kurtulmak lazım. Geldiler. Cenazede sizi kimse gözü yaşlı görmesin. Şahfeten ammeten ehli iman ve İslam evvahlı için, mezarından kardeşim ruhları için, Habibullah ruhu için, Allah rızası için, El-Fatiha. Oğulları nerede? Oğulları nerede? Getirin buraya. İyi bak, baban mı bu senin? Babam.
Duymadım. Bir daha söyle. Mehmet babam. Babam bu benim. O tuhaf kadına aşık olan adam değil. Kendimi inandırırdım. Akşam eve döndüğümde bu bizim ev değil derdim kendi kendime. Bütün bunları senin de hissettiğini, İstanbul'dan bundan dönmediğini düşünürdüm. Bilmiyordum. Kadını ilk gördüğümde mandırada birisinin yakını sandım. Öğretmenmiş. Kocası da öğretmen. Öğretmen karısının mandırada ne işi vardı? Okul için onlara yakacak odun veriyorum derdi babam. Titiz kadın. O da hesap defterini temize çekiyor derdi. Her gün mandıraya gitmeye başladı. Defter bu mu? El yazısı gerçekten güzelmiş. Babam buraya gelmemi istemezdi. Seç. Ötekileri bırakırım. İyi. Bunu sen mi yaptın? Neyi? Bu kadar merak ediyorsan dönüşte okulun oradan geçeriz. Sana onu gösteririm. Bir baba yalan söylemeye başladı mı artık baba değildir. Annem bunları eve istiyor. Bunu da. Yüze bakarsın, bir hayale kapılırsın. Ama gözünü açıp kapayıncaya kadar hayal kaybolur. Hayal artık aklında. Ama doğru mu ya? Her zaman yanında olmak, aklında değil. Yoksa yanarsın. Fotoğraf makinanı niye getirmedin? Bilmiyorum. Çünkü kasaba hayalini kağıda geçireceğim de ne olacak diye düşündün değil mi? Hayır. İstanbul'a dönmeyeceğim artık. Hangi ana oğul okusun istemez? Ama hiçbir ana oğlu sarhoş fotoğrafları çeke çeke ömür tüketsin de istemez. Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın. Şimdi oğullarım, gelin size bir şey göstereceğim.
Gel bakalım şimdi sen. Sok kolunu içeri. İyice sok, iyice. Çek çıkar şimdi onu. Ver bakalım şimdi anahtarı. Say bakalım kaç taneymiş. Abim biliyor. Çarşı içinde, caminin bitişiğinde. Boş bir arsa var ya, babanın, halasının oğullarının. 20 yıl oluyor. Artık dönecekleri yok. Hemen olursa arsayı bize ucuza bırakıyorlar. 37. Tamam. Bir daha say, keseye koy. Abin oraya bir dükkan yapalım diyor. Bu işte sana kalıyor. Yarın otobüse bineceksin. Öbür gün onları bulur. Altınları teslim edersin. Bu adrese. Bu torbanın içinde hepimizin geleceği var. Unutma. Sihiri, hayatımın sırrı oldu. Bir gün bu sırrın yüzlerimizin bilmecesiyle çözülebileceğini anladım. Böylece rüyalarım bir başkasınınkiyle karıştı. Artık hiç unutmam. Çünkü anlatıyorum. Çünkü saatin yüzü yüreğe yakınsa kendi yüzü konuşur insanın. Güle güle. Bir saniye bakar mısın? Buyur. O demin seyrettiğimiz senin mi o? Niye? Almak istiyorum. Satar mısın? Emanettir. Çok para veririm. Benim değil dedim. Sahibi kasabada.
Kim sahibi? Görürsün şimdi. 20 yıl oluyor. Gece vakti bu yoldan giderken hala korkar. Benim dükkanda gidip konuşalım. Niçin bu kadar istiyorsun sen bunu? Zor anlatması. Biliyorum, zor. Bu kadını önce rüyanda gördün değil mi? Ben önce rüyamda gördüm. Sonra dükkanıma geldi. Rüyamda bir çarşıdaymışım. Her şey var burada. Ne istiyorsa. En iyi yiyecekler, elbiseler, ipek kumaşlar. Neler neler. Bir bakıyorum, bir dükkanda da hayatlar satıyorlar. İstediğin hayatı seçiyorsun. O ruhun yüzü senin yüzün oluyor. Artık mutlu yaşıyorsun. Tam istediğim yüzü seçeceğim. Bir kadın çıktı karşıma. Anladım ki melek. Dedi ki, saatçi, iyi düşündün mü? Bu yolun dönüşü yoktur. Korktum. Terle uyandım. Öğle vakti bu kadını tam karşımda gördüm. Burada, dükkanda. Sanki dilim tutuldu. Dedi ki, ne tuhaf dükkan burası. Ne mahzun bir hali var. Şu saati sevdi, okşadı. Çok güzel bir saat bu dedi. Ama ruhunu kaybettiği için bozulmuş. Bir tek sen tamir edebilirsin onu dedi. Peki dedim. Senin için yaparım. Gülümsedi. Bir tomar para bıraktı. Çok para. Gene gülümsedi. Bunu bıraktı. Emanet dedi. Seyret. Rüyalarını hatırlayacaksın. Yüzünde kaybettiğin şeyi bulacaksın dedi. Başkaları da seyretsin. Onlar da hatırlayacaklar. Genç arkadaşım, hemen seyrettim. Başkalarına da seyrettirdim. Ama hiçbir şey anlamadım. Saati de tamir edemedim. Ne zaman geleceğini söyledi mi? Ne zaman tamir edeceğimi sordu. En geç bir ay dedim. Ama hala bitiremedim. Bir şeyler uydurmaya çalışıyorum. Gene geleceğim dedi. Emanetime sahip ol. Kapıda mavi bir araba bindi gitti. Mavi dediğin? Rüyam mavisi. Belli ki bu kadın sana da rüyanda göründü. Suretini görünce hemen tanıdı değil mi? Herkesin bir sırrı var. Karışmam. Ama bana bıraktığı şey bir emanettir. Eğer çok paran yoksa hiç... Altınlarım var. Bozdururum. Göster bakayım.
Senden 10 tane isteyeceğim. Çok mesuliyetli. Peki 9 olsun. Ne ben seni tanıyorum, ne de sen benden bunu aldın. Otursaydın da. Otel nerede bulurum? Tam karşıda. Bunu da al. Ucuza bırakırım. Hemen seyredersin odanda. Yıllar önce karlı bir akşam babam bir hikaye anlatmıştı. Bir zamanlar herkesin unuttuğu acıklı bir ülkede küçük bir kızla babası yapayalnız yaşarlarmış. Baba kızını öyle severmiş ki bambaşka bir hayatı olsun istermiş. Büyüyüp kocaman bir kadın olduğunda kızı Kaf Dağı'nın arkasındaki kuşu bulacak, bütün talihsizlerin yüzünü birbirine benzeten tılsımı çözecekmiş. Küçük kız babasını dinleye dinleye uykuya dalar. Rüyalarında bu işleri bir bir yaparmış. Ama sabah uyandığında hala o küçük kız kalmasına üzülürmüş. O küçük kızın kim olduğunu çok sonra anladım. Bir sabah rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman. İşte bizim hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyor, hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz. Daha ne kadar buradasınız? 1 veya 2 hafta. Bilemiyorum. Bir haber var mı diye sorayım dedim. Yok. Buna parça uyduruyorum. Hakikisi değil ama çalıştırır herhalde. Otursana. Kaçta gelmişti o gün? 12 bir arası. Öğle üstü. Nereden geldiğini söyledi mi hiç? Bir şehir. Saat kulesi varmış. Söylemedi hiç. Kasabada vakit nasıl geçer? Geçmez. Ölene kadar vakit geçsin diye beklersin. Odayı bir temizleyeyim. Bırak kalsın.
Bir sabah kar yağarken, rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman, işte hüzün hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyor, hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz. Kızıp Kaf Dağı'nın arkasındaki kuşu bulacak. Bütün talihsizlerin yüzünü birbirine benzeten tılsımı çözecekmiş. Küçük kız babasını dinleye dinleye uykuya dalar. Rüyalarında bu işleri bir bir yaparmış. Ama sabah uyandığında hala o küçük kız kalmasına üzülmüş. O küçük kızın kim olduğunu çok sonra anladım. Bir sabah rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman. İşte. Saat yaptım. Hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyoruz. Hadi ulan. Hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz. Yıllarca saatlerin içinde yaşadım. Saatlerin sihiri, hayatımın sırrı oldu. Nasıl yaptın? Bir şeyler oluşturdum işte. Gerisini artık o bilir. Ben anlamıyorum. Bir ay oldu, hala da gelmedi. Bir ay 4 gün. Her gün saat 12:01 olduğu zaman ben de sabırsızlanıyorum artık. Yüreğe yakınsa kendi yüzü konuşur insan. Bir daha geleceğim dedi. Rüyadan çıkar gibi gelecek. Bütün bunların hikmeti nedir? Kimsenin aklı ermez bu işi. Hayaller, rüyalar, saatler. Kimin kimsen yok mu senin? Var. Yine de var. Bekliyorlar. Piyango biletlerini biriktiririm. Seni alayım da gezelim biraz. Dostlar var. Hadi. Plastik torbalı. Merhaba. Bu arkadaş su işlerinde memurdur. 4 yıl oldu. Devlet kasabanın su sorununu çözeceğim dedi. Bir gün mühendisler, politikacılar hep geldiler. İşe başlandı. Bir hafta sonra da beni buraya bekçi bırakıp çekip gittiler. Bekçilik edecek bir şey de yok. Unuttular beni. Ama her ay vilayete gidip şubeden maaşını alır. Ama bir gün hatırlayacaklar, inanıyorum.
Bu arkadaş da onun can yoldaşı olur. Merhaba. Doktorlar adama her ilacı vermişler. Ama midedeki ağrı dinmemiş. Adam ölünce mideyi açıp bakmışlar. İçinden böyle taş gibi bir ağaç çıkmış. Kök salmış mideye. Oğlu babamdan yadigar diye bu ağacı alıp çakısına sap yapıyor. Yıllar sonra o çakıyla şalgam keseyim diyor. Şalgama dokunmasıyla çakının sapı eriyor. Yani doktorlar adama şalgam yedirseler ölmeyecek. Bu hafta da Toto'da biri 13 yakaladı. Yukarı köylere kurt inmiş. Bir dulu kapmış. O senin dediğin ayı. Kurtlar buraya da geliyor artık. Kız kaçtı oynayalım. Sen de kaybediyorsun ama aldırdığın yok. Çünkü altın kesesi var. Paran varsa her zaman mağrursun. Allah kahretsin kasaplar. Yabancı değil, bizden. Kapa canım gözlerini. Kapa kederli atım. Kapa mahzunum. Görülecek bir şey yok bu tarafta. Kağıt gibi. Konuşma kağıtla, konuşma artık. Konuşuyorum ben. Mağrur olmadığım için kaybedince konuşuyorum. Ben insanım. Yüreğimi sırlarımı açarak arkadaş. Hoş geldin. Hay Allah. Tersinden görünce dünyayı anlıyorum ki bütün lambalar küllük olacak. Bütün masalar ağaç. Bütün aynalar baş olacak. Genç arkadaşım o zamana kadar bekleyecek mi? Mağrurdu. Mağrurlar bekler. Çünkü istedikleri bir şey vardır hep. İsteyenler bekler. Ben beklemeyeceğim. Hiçbir şey. Spor Toto'yu beklemeyeceğim. Geceyi beklemeyeceğim. Saatleri beklemeyeceğim. Kadınları beklemeyeceğim.
Yalnız beklediğim günlerde değil. Hikayem bittikten sonra da hep düşündüm bunu. Oraya, beklediğim kasabaya, kadının döneceğinden nasıl emin olabilirdim? Neden bekliyordum? Neyi? Beklediğim zaman içinde çevremdekilerin, bütün dünyanın bambaşka bir yere dönüştüğünün farkındaydım artık. Gene de evime, annemle abime dönüş umudunu sonuna kadar korudum. Tam 4 ay, 14 gün o kasabada o kadını bekledim. Uzun kışın sonuna geliyorduk. Altınlarımın sonuncusunu da bozdurmuştum. Çöpünü alayım. Ortalığı da alaydım. Kalsın. Alın mama. Dil tamir etmek, sen bu saati daha da öldürmüşsün. Ruhunu vermemişsin ona. Çok uğraştım ben bununla. Bir ara ne güzel çalışıyordu da. Bu saatçinin dükkanı küçük ama ne mahzun diye düşünmüştüm. Bıraktığım emaneti seyreder ve yapar diyordum. Emaneti seyretmedin mi? Emaneti? Pek edemedim. Sana verdiğim emanete sırt çevirmişsin. Ben de değil ki. Nasıl? Gençten bir çocuk. Bir kere seyretti, büyülendi. Nasıl bir çocuk? Geri vermiyor. Buralı değil. Bir daha da başından ayrılmadı. Devamlı seyrediyor. Hep. Çok kişiye unuttuğu rüyasını hatırlatabilirdi bu. Aslında hiç unutmadım ben sizi. Hem emaneti de hemen getirdim. Yakında, çok yakında. Yakında mı? Evet, çok yakında. Bütün gün seyrediyor çocuk. Hep seyrediyor, bekliyor. Dükkanıma gelin. Yeni başka bir saatim var. Çok güzel. Nasıl bir saat? Çok güzel. Bakarsınız. Thank you.
gidiyoruz. Ne olur gitmeyin. Orada aylardır sizi bekliyor. Ne olur gitmeyin. Emanet de onda. Geliyor, gitmeyin, bekleyin. Nereye gittiler? Bilmiyorum. Bu ne? Beni iten ayı yiyordu. Şeker. Durma sefer et diyarı kalbe, can baş kore güzarı kalbe. Saat kulesi. Gitme oraya. Karışma bu işe. Bu kasabada saat kulesini göremeyeceğin bir sokak yok mu? Yoktur. Saati göremeyeceğin tek yer saat kulesinin içidir. Saatçi var mı buralarda? İleride sağda. Sütçü değilsin. Birileri girdi içeri. Söyle sen kimlerdensin oğlum?
Günaydın. Bize iki demli çay. Hüzünle savaşmazsan bütün ömrün boyunca yakanı hiç bırakmaz. O korkunç bir hastalık gibi. Boynunu bükersen hüzün adamı yer bitirir. Ben yıllarca uğraştım. Bugün ruhum kurtuluyor. Thank you.
Evet. Yüreğimi açmaya geldim. Saatler için hikayem var. Nereden? Uzun yoldan. Şehri kalbe. Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak, acıyı hatırlayarak, anlatarak, ruhumuzdaki gizli saatin çarklarını arayarak. Saatler hatırlar. Buyurun. Hazır mısınız efendim? Başlayın. Hayatta en çok kızımı seviyordum. En çok kızımı. Güzel kızımı. Ama o da tıpkı annesi gibi beni bir gün bırakıp gitti. Bir sabah devam yatağımdan kalktığımda baktım, odası boş. Bomboş. Hayatta en çok kızımı seviyordum. En çok kızımı. Çünkü kendi dilimi konuşamıyorum. Seni rüyamda gördüm. Çünkü kendi dilimi konuştuğum zaman başkalarının dilini konuşuyor diyorlar. Ben de bir dilekçe daha verdim. Çünkü kendi dilimi unutamıyordum. Çünkü kendi dilimi unutursam sanki başkalarının dilini hiç hatırlayamıyorum. Verdim bir dilekçe daha. Çünkü kendi derdimi anlatamayacağım. Çünkü kendi derdimi anlatırsam bu başkalarının derdi diyorlar. Verdim bir dilekçe. Ağacın altındaki çeşmeye giderim. Ağacın altındaki çeşmeyle mutfağımın penceresi arası. Bak, İnsan benim gibi severse aynı şekilde sevilebilmeyi kabul eder. Bunu bir umut olarak yaşar. Yüzüne yenilmeyen biri güneşin battığı saatlerde yıllık kahveye indim. Sabahları keder bastırmadan önce hemen kendimi işe verdim. Yıllarca. Biliyordum geleceğini. Gel. Bir defa dilekçesi başlayan altı saatlik yaşıyor. Gel otur. Ne yapacağımı şaşırıyorum ben. Dur hayal. Bir tanesini kaçırmam lazım, bitecek her şey. Saatin nerede? Yüreğine yakın tut ki onu yüzün konuşsun. Çeşmeyle.
Çünkü kendi dilimi konuşamıyorum. Çünkü kendi dilimi konuştuğum zaman başkalarının dilini görmek istediğim gibi. Elimde su dolu kovalar yokuşu çıkarken. Ah dedim. Kendi derdimi anlatamıyorum. Senin derdimi anlattığım zaman başkalarının... Yokuşu onlarla değil. Usandım gidip gelmek. Severse aynı şekilde sevilebilmeyi. Ama surette dilisi veriyorum. Gelip gitmekten bahsediyorum. Delikanlı içini açacak. Hazır. Bir zamanlar güzel bir kadın, gençten bir çocuğu kayıp bir hazinenin peşine salmış. Hazinenin esrarını babasından duymuş güzel kadın. Haritası yüzlerdedir diyormuş. Delikanlı, kadının söylediklerini aramak için yüzleri harita olanların arasına girmiş. Şehir şehir dolaşmış. Ölü kasabalara, kayıp vadilere. Bir gün unutulmuşların arasında kaybolduğunda güzel kadını da kaybettiğini anlamış. Kendi yüzünün de bir harita olduğunu o zaman fark etmiş. Çocuk artık hazineyi değil, o esrarlı kadını aramaya başlamış. Bir gün bir şehre gelmiş. Neresine gitse bir saat kulesi görüyor ve kadının varlığını hissediyormuş. Beni seyrediyor diye düşünürmüş. Ve o zaman mutsuz hayatından ancak kadının bakışıyla çıkabileceğini anlamış. Çünkü delikanlı hep kadını görüyormuş rüyalarında. Ve her seferinde uykudan gözyaşlarıyla uyanırmış. Onu seviyormuş. Onu kendi kayıp ruhunu arar gibi, bir rüyadan uyanır gibi seviyormuş. Biliyordum seni bulacağımı. Ay canım. Hiçbir şey bilmiyorsun. Git artık buradan. Şimdi.
Saat susunca burada olduğunu anladım. Niye durdurdun? Unutmak istiyordum. İyi uyudun mu? Uyudum. Ama unutamadım. Rüyamda seni gördüm. Sen bileti. Tarife. Buradan tren geçmez ki. Rüyamda seni göreceğimi biliyordum. Ne yapıyordum rüyanda? Yüzümü iki yanından tutmuştum. Hikayemin sonunu anlatacaktım. Ama gene... rüyam tamamlanmadan uyandım. Rüyamın geri kalanını anlat bana. Bir kere olsun uykudan huzurlu uyanayım. Rüyalar tamamlanmaz ki hiç. Hikayeler tamamlanır. Geçenlerde bir adam geldi. Yüzü acıyla yüklüydü. Piyango satıcısıymış. Bir biletin üzerinde bir kadın resmi görmüş. Ve bir daha unutamamış. Bütün hayatı yolundan çıkmış. Alay etmişler. Yüzünde öyle bir bakış vardı ki. Ona aramasını söylemek isterdim. Resimdeki kadını değil, aramayı seveceğini söylemek isterdim. Gene eskisi gibi olalım. Sana fotoğraf getireyim. Yüzlere bakar hikayelerini anlatırsın. Her şey eskisi gibi olsun. Seni seviyorum. Seviyorum seni. Seviyorum seni. Beni aradığını hiç mi düşünmedim sanıyorsun? Hiç mi istemedim? Bir gün aradığın yerlerde karşına çıkmayı. Bazen bunu o kadar çok isterdim ki... senin bakışın benim bakışım olurdu. Kederlilerin bulunduğu bir şehirde beni arıyordur diye düşünürdüm. Ben de o şehirde olurdum. Şimdi gazete kesiklerindeki yüzlere bakıyordur derdim. O yüzlerin her biri benim yüzüm olurdu. Seni bazen öyle bir düşünürdüm ki... baktığım bütün dünya ben olurdum. O zaman anlardım artık. Beni değil, dünyayı istediğini. Ne görüyorsun? Söyle. Sabahları getireceğin resimler kadar seni de beklerdim. Meraklı, zeki bakışlarını severdim. Ama getireceğin resimlerden bir gün aradığım yüzü bulacağımı da bilirdim. Yanılmıyorum ben canım. Değilim ben o aradığın yüz. Bazen getirdiğin fotoğraflara bakarken bakışını yüzümde hisseder. Bir başkası, bambaşka biri olabilir miydim acaba diye düşünürdüm. O zaman birbirimize baktığımızda dünyayı değil birbirimizi görürdük.
kendimizi. Dünyayı aramazdık. Hala geceyi gündüz demek istiyoruz, gündüzde de gece. Oysa öyle basit ki her şey. Gece karanlık, gündüz de aydınlık. Birazdan daha da aydınlanacak. Ben bütün ömrümü saatlerle, yüzlerle geçireceğim. Sen şehirler şehrine döneceksin. Birbirimizi hiç mi hiç görmeyeceğiz. İnan bana, aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim. Canım ağlama. Ağlama ne olur. Babanın mıydı? Ağlama benim güzel kızım, ağlama, sus artık, yorma kendini. Alırım sana bir tükenmez kalem. Hem de çıt çıtlı değil, yaylı alırım sana, ağlama artık, oldu mu? Sus hadi, ağlama. Anası yok, babasına da güvenmez. Söylesene cancağızım. Hayatta insan her istediğini elde edebilir mi hiç? Edemez. Gördün mü bak? Sevdim seni cancağızım. Al benden sana bir hikaye. Bir zamanlar uzak bir ülkede bir hırsız yaşarmış. Hayal hırsızı. Geceleri mışıl mışıl uyuyanların rüyalarına girer. Hoşuna gidenleri torbasına doldurur, çalarmış. Sabah uyananlar da içlerinde bir huzursuzluk hissederlermiş. Bir eziklik. Bunlar kalkıp bir ermişe gitmişler. Dertlerini anlatmışlar. Ermiş de akıllı ermişmiş ha. Onlara demiş ki, madem ki siz rüyalarınızı kaybettiniz, o zaman bana umutlarınızı anlatın. Ama dertli kişiler rüyalarında çalınan şeyleri hatırlayamazlarmış bir türlü. Hatırlayamadıkları için de umutlarını kuramazlarmış. Ha? Neden? Çünkü rüyaları benim torbada da ondan. İşte bir ayna, bir ütü, ne? Bir lamba.